bu Suriye'den, Rojava'dan, buradaki savaştan ve Kürtlere yönelik hedeften bahsediliyor. Ben başka bir boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Evet, orada Kürtlerin siyasal statüsüne yönelik bir saldırı var. Ama Rojava bölgesi aynı zamanda bir Alevi yerleşim bölgesidir. Burada örneğin Türkiye'de Aleviler okul müdürü bile olamazken bu meclisin 7800 tane personeli içerisinde bir elin parmakları, iki elin parmakları kadar Alevi çalışan kalmadığı bir yerde Afrin'de kantonun eş başkanı bir Aleviydi. Peki ne oldu? Buraya gittiniz, burayı ÖSO çetelerine teslim ettiniz. O bölgede, Afrin bölgesinin dağlarında, köylerinde yaşayan Alevilerin dağlarını, taşlarını, ormanlarını talan ettiler onlar. Ve burada Balıkesir milletvekilleri, İyi Parti'nin ve CHP'nin Balıkesir milletvekili bu kürsüden söyledi. 50 bin ton zeytin türevi çalındı. Ve bunlar Türkiye üzerinden yurt dışına satıldı. Bir kısım zeytin ağaçları yakıldı. Bu insanların yurtları böyle talan edildi. Oradaki Alevilerin yurtları böyle talan edildi. Şimdi siz Türkiye'de Alevilere yaşam hakkı vermeyeceksiniz ama gidip Suriye'de Alevileri koruyacaksınız, öyle mi? Bırakın bu işleri yani. Kimse size inanmaz bu konuda.